İyi akşamlar. Oksijen Diyarı, Karadeniz'in Kalbi, Ünye'den yayın yapan A52 Televizyonu, Moda TV ve Çakır TV ortak yayından hepinize sevgiler, saygılar. A52 Televizyonu'nda Başkan'la 52 dakika ilk canlı yayın konuğumuz, Çaybaşı'nın geleceği için çalışan Çaybaşı Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Semiz Bey ile beraberiz. Başkanım merhaba. Merhabalar. Sayın Başkanım, bizleri bu akşam çay başında misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizim programa başlamadan evvel önce sizi bir tanımak isteriz. Evet. A52, Moda TV ve Çakır TV'nin ortaklaşa yapmış olduğu Başkan'la 52 dakika programı. Evet, biz de bu programı tebrik ediyoruz. Bu yayın organımız vasıtasıyla da değerli hemşehrilerimi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. İnşallah bu gecede bir 52 dakika misafirleri olacağız inşallah. İl dışında bulunan ve yurt dışında bulunan hemşehrilerimize de aynı kalbi duygularımızı iletiyoruz. Sizler de Oktay Bey bu vesileyle çay başında ağırlamaktan memnun olduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Tabii gündem yavaş yavaş belirleyeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Çay başının dününü ve bugünü. Evet. Bugününü konuşacağız. Evet. Çay başında dün neler vardı? Bugün neler var? Neler yapmak istediniz? Nelerde başarılı oldunuz? Mesela benim çok merak ettiğim konulardan bir tanesi, sizi başkan olmanız için iten en büyük etken neydi? Yani çay başında bir eksiklik mi gördünüz? Başkan olmadan önce keşke şunlar da olsaydı dediğiniz bir konu mu vardı sizi başkanlığa iten bir etken oldu? Evet. Tabii siyaset bizde 2019'da başlamadı. Belediye evet. Başkanlığı Cenab-ı Allah nasip etti. Milletimizin de yüksek teveccühüyle 31 Mart seçimlerinde 2019 yılında belediye başkanı olarak göreve başladık. Ama evet. Siyaset tabii daha eski. Gerek bu partinin gençlik kollarından, meclis üyeliklerinden, ilçe başkanlıklarından gelen bir süreç. Bu sürecin içinde tabii ilçemizin 26 mahalleden mütevellit bir ilçemiz var. Yani yaklaşık 600 kilometreye yakın yol ağı bulunan bir ilçe. Bir uçtan bir uca 34-35 kilometre boyutunda bir ilçe. Malumunuz Karadeniz sahiline de 20 kilometre yukarıda, ortalama rakımı 500 civarında olan bir şirin bir Anadolu ilçesi. Evet. Nüfusu tabii bugünkü yıl sonu TÜİK verilerine göre ben değişeceğini cidden umut ediyorum, yükseleceğini umut ediyorum. 13 bin civarında olan bir ilçe. Yaz aylarında tabii bu 4-5 katına çıkan güzel bir ilçe. Bizi evet. Başkan olmaya iten neden? Başkanlık Cenab-ı Allah'ın nasibi. Evet. Ama 14-15 sene, 16 sene bu partide aktif görev yaparken tabii ilçenin bütün sorunlarını aşağı yukarıya görüyorsunuz. Yani evet. Yapılabilenleri, şimdi geçmiş dönem belediye başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımızı ahirete irtihal edenlere Allah rahmet eylesin. Sağ olanlara Cenab-ı Allah hayırlı ömürler versin. Ciddi emekleri oldu. Evet. Güzel başlangıçlar oldu. Diğer ilçelerde olmayan bir takım artılarımız var. Ama diğer ilçelerde olup, bizim konumumuzdaki ilçelerde olup bizde olamayan bir takım eksikliklerimiz var. Tabii bunların hepsini keşfediyorsunuz. Evet. Yani o süreçler 2007'lerden 2006'lardan başlayan hızlı bir süreç. Bunun bir bölümü bir dönem 4. olağan kongrede de ben ilçe başkanı olarak seçildim. Ben tabii konuşmamın başında da bir iki noktaya değinmek istiyorum. Aslında başkanlığa iten sebeplerden ziyade ben AK Partiliyim. AK Parti'nin ve ittifakımızın ortak adayıyım. Evet. Parti bağımı hiçbir zaman kopartmam. Ben bu vesileyle geçtiğimiz salı günü 7. olağan kongremizi gerçekleştirdik. Ben Adem Genç başkanıma ve kıymetli yönetimine muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyorum. Gene orada da ahirete intihar eden
arkadaşlarımız oldu. Beraber omuz omuza bu mücadeleyi bu noktalara taşıdığımız arkadaşlarımız, abilerimiz oldu. Onlara da vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olan arkadaşlarımıza şimdiki hayatlarında başarılar diliyorum. Ciddi emekleri oldu. Evet. Yani bu parti aslında bir bölümüyle bu ilçe kendi emekleriyle, kendi paralarıyla alınan sandalyelerden, masalalardan, efendim ilçenin dizaynında kimi hemşehrilerimizin arsa bağışlarından, maddi olarak ceplerinden yaptıkları katkılardan oluşmuş bir hareket. Bu sadece bir parti hareketi de değil. Bu insanlarımızın tamamının birleşebildiği bir mekanizma. Tabandan gelen bir hareket. Hele Çaybaşı'nda, yani özellikle bu dönemin Çaybaşı'sında parti ayrımı dahi olmadı. Yani tüm hemşehrilerimiz, Allah razı olsunlar, çok ciddi bir teveccühle bizleri de bu göreve uygun gördüler. Cenab-ı Allah onlara karşı da utandırmasın. 1,5 seneyi de devirdik. Şimdi yapabileceklerimiz, hayallerimiz, başlangıçlarımız, yapılmasına müsaade etmediklerimiz, bu furya bugün başlamadığı için biz özellikle hakikaten doğamıza zarar verecek, şelalelerimize zarar verecek, tabiatımıza zarar verecek, suyumuza, efendim doğal yaşamımıza zarar verecek hiçbir projeye o günde imza atmadık, bugün de atmayız. Cenab-ı Allah atmakta nasip etmesin. Ama ilçenin de kalkınması noktasında bir şeyler olması lazım. Yani biz şu mantıkta da bakamayız. Yani vay efendim iki tane ağaç kesmeyelim, şunu yapmayalım. Yok otları biçmeyelim, doğaya hiç değmeyelim. Bu değil. Bunu minimizeye zararını indirip ülkenin, Çaybaşı'nın, ordunun menfaatine en güzel elverişli hale nasıl dönüştürebiliriz? Bunun çalışmasını yapmamız lazım. Evet, bugün önümüzdeki 100 yıla hitap edecek bir gölet inşaatımız var. Doğru bir projedir. Evet. Geç kalınmış bir projedir. Ama bunun için bile ağaç kesilmiştir. Yol açılmıştır. Ocak kurulmuştur. Çakıl ocağı kurulmuştur. Neden? Bu imarların, bu imalatların yapılması lazımdı. Evet. Yapıldı. İyi olanların, evet Allah razı olsun, tamamlanması noktasında koştururuz, koşturuyoruz. Bugün ilde de Sayın Valimizin başkanlığında bir koordinasyon toplantımız vardı. Sayın kaymakamların, belediye başkanlarının, bölge müdürlerinin, amirlerimizin, il müdürlerimizin bulunduğu toplantı. Orada da dile geldi. Şu anda yapımı tamamlanma aşamasına gelen, %90'ları geçen tek gölet, İlküvez göletimiz. Devlet su işlerinin ağırlığını verip bu senede geriye kalan bölümünü inşallah tamamladı. Çok az bir bölümü kaldı. Su tutmaya başladı. Yani su, önümüzdeki meteorolojik verilere bakarak, AFAD'ın uyarısına bakarak şunu görüyoruz. Hakikaten bir kuraklık bizi bekliyor. Yani önümüzdeki belki onlarca yılın da sıkıntısı bu olacak. Tedbirleri almazsak tabii ki bu tedbirler var. Alınmalıydı, alındı, alınıyor, alınmaya devam edecek. İlçemiz adına olumlu gördüğümüz her projede imzamız var. O gün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Yani hizmet, biz koştururuz, hizmet için koştururuz. Hizmet derdimiz olur. İnşallah başka bir derdimiz olmaz. Şimdi belki sırasıyla, şimdi programda tabii 52 dakika olması biraz beni tedirgin etmiyor değil. Yani çok konuşmayı sevmiyor da olsam, gene de zamanı değerlendirerek yetmeyenlerden birisiyim. Gene Kadın Kolları Kongremizin de 6.'sı gerçekleşmiş oldu. Hayırlı ben olsun. Emel Yeşilyurt'a ve çalışma arkadaşlarına onları da tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partimizin de aynı şekilde kongresi yapıldı. Yunus Semiz kardeşim ilçe başkanlığına seçildi. Onlarda da aynı şekilde görevi devreden arkadaşlarımız yönetimdeler, desteklerine devam ediyorlar. Onları da tebrik ediyorum ve diğer ilçe partilerinde ilçe kongreleri büyük oranda bitti. Biz yeni göreve gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Allah utandırmasın. İnanıyoruz ve güveniyoruz ki tamamının aklında Çaybaşı var. Çaybaşı evet. Noktasında bir çivi çakılabilme durumu var. Ben meclis üyesi arkadaşlarıma, muhtar arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten hepsi ilçe menfaatine bir durum var ise, yani insanlar zeki, insanlar anlıyor, görüyor. Bu ilçenin menfaatine kredi de alınacaksa tam not veriliyor. Borçlanılacaksa da
tam not veriliyor. Ki velev ki görülüyor ki borç ödüyoruz, borç da ödeyeceğiz. Buna da tam not veriliyor. Zaten halkın da kalbinde çok önemli bir yeriniz var. Gezdik Çaybaşı'nda ve çok sevildiğiniz çok sağ olsunlar. Belli. Peki başkanım ben bir de şeye değinmek istiyorum. Bir pandemi dönemi yaşadık. Bu pandemi döneminde Çaybaşı ne kadar etkilendi? Şimdi tabii şu anda sadece bir engelli merkezimizde anormal bir rahatsızlık, hastalık çabuk yayıldı. Orada da tabii kontrol altına alındı, zaten karantina olan bir bölgedeydi. Onun haricinde bizde ilçemizde ortalama bir iki vaka günlük olabilecek tarzda dozda bir ilçe. Kurban Bayramı öncesi ve fındık öncesi bizde vaka sıfıra düşmüştü. Yani çok öyle hastalığın çok anormal bir şekilde hızlı yayılabileceği de bir pozisyon olamıyor. Hele ki bu biraz daha temkinli oluyor. Bazen ilçe giriş çıkışlarında da bazen denetimlerimiz, kontrollerimiz de olunca rakam bir hayli düşük. Allah bu milleti bu hastalıktan bir an önce kurtarsın. Dünyayı İnşallah. Kurtarsın. Dünyanın ekonomilerini, dünyanın savaş politikalarını tekrar tekrar gözden geçirilmesine sebep bir hastalıktır. Bir silah çeşidi olmuştur maalesef. Ülkelerin gündemi de buna göre artık şekillenmeye başladı. Şimdi isterseniz hizmetlere ben, mi yavaş ben yavaş? Ben hizmetler konusunda mesela başkanım, DSE'nin çalışmaları evet, var. Gölet, ortak bir çalışma yapıyorsunuz evet. Göletle ilgili. Göletimiz DSE ile beraber. Büyükşehir'in de burada katkısı ne derece? Şöyle, şimdi biz zaten Çaybaşı ilçesi olarak ve diğer ben 19 ilçeyi de yakinen takip ediyorum. Bizim kaptanımız Doktor Mehmet İlmi Güler, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Kendisinden Allah razı olsun. Yani bunca yılın vermiş olduğu tecrübeyi ordunun buğdayından tutun, hayvan, bitki, efendim diğer projeler, uluslararası projeler, limanlar, yat limanları, ulaşımla alakalı, hatta bizim vizyonumuzun yetişemeyeceği projeleri takip etmesi, bizi de o konuda yönlendirmesi bizim için büyük bir ilham kaynağı. Kendisine ben şükranlarımı arz ediyorum. Hele ki Çaybaşı Belediyesi olarak yani tarif edemeyeceğimiz boyutta bizim destek aldığımız bir büyüğümüz. Her konuda. Yani tam desteklenir ya. Ben şimdi araç makineleri, parkuru vesaire şunu bunu saymayacağım ama yani şayet biz bugün yaklaşık 100 kilometrenin üstünde yeni yol açmış, genişletme çalışmalarını yapabilmişsek. Evet. Belki birazdan arkadaşlarımız ekrana verebiliyordur. 40 kilometreyi aşkın beton yollara kavuşabilmişsek. Bunlar önemli yatırımlar. Biz seçim döneminde de ben bahsettiğim gibi ta 2002'den bu tarafa hatırladığım dönemde ilçemizin gündemi yoldu. Yol. Talepler de yol üzereydi. Evet, yol yani mu? Seçimlerde de bize vatandaşın bizden beklediği söz yolla alakalıydı. Bizim verdiğimiz söz de dedik yani Cenab-ı Allah görevimizi hayırlısıyla bitirmeyi nasip ederse biz 5 yıllığına belediye başkanlığı seçimine çıkıyoruz. Eğer 5 yıl içinde ben yol denilen problemi gündemden kaldırmak için elimden geleni yapacağım. Biz şimdi 5. aydan itibaren beton yol uygulamasına başladık. Evet. Büyükşehirimizin ciddi desteğiyle yapıyoruz bunu. Şu ana kadar 40 kilometreyi aşkın beton döktük. 40 kilometre. 40 kilometreyi aşkın beton döktük. Bu ciddi bir rakam. Evet. Biz şimdi malum belediyeyi devraldığımızda belediyemizin kendi mülkünde olan beton santrali vardı. Çakıl ocağı vardı. Tabii biz onun tadilatını, bakımını vesaire anlatmaya çok teferruatlı anlatmaya gerek yoktur ama şuna da değinmeden geçemeyeceğiz. Bu hizmetler millet için yapılıyor idi. Millet için yapılan hizmette biz totalde 10 kilometre beton görmemiştik. Yani valiliğimizin desteği, kaymakamlığımızın, köy des, kır des, bel des, ben o süreçlerin hepsinin içinde görev yapmış bir insanım. Hem mecliste hem ilçe başkanı olarak yakinen de takip etmiştim. Totalde 10 kilometre beton yolumuz yoktu. Yani ama 11 yıllık bir beton tesisimiz vardı. Her sene 1 kilometre beton yol yapılsaydı çok daha fazla yollar ortaya çıkması lazımdı. Hamdolsun Rabbiye 5. aydan bu tarafa biz 40 kilometre yaptık ve devam ediyoruz. 5 ayda 40 kilometre. Evet, bir yandan kuraklık uyarısı var. Hava yağsın istiyoruz ama
bir yandan da hava yağmayınca bizim için çalışmaya vesile, çalışmaya fırsat olmuş oluyor. Biz ta pandemi sürecinin dahi içinde cumartesi pazar sokağa çıkmaların bile serbest olmadığı dönemlerde arazilerde rahat yol çalışmalarımızı hızlandırdık, yaptık, yapmaya da bir fırsat oldu. Hani her şerden bir hayır doğma umudumuz olduğu için onu da değerlendirdik. Hamdolsun her gün yol genişletmemiz var. Bugün bile bizim 10-11 değişik mahallede yol çalışmamız var. Kargalı Mahallesi'nden Koğuş mevkine doğru yeni açılan yolumuz var şu anda. Yani bugün çalışmada. Gene Kurudere'de bir eskavatörümüzle yol genişletme çalışmamız var. Gene Çağlayan Mahallesi'nde beton çalışmamız var. Efendim Çağlayan Mahallesi'nin bir başka bölümünde duvar çalışmamız var. Menfezlerle ilgili de çalışmalarımız var herhalde başkan. Aşıklı Mahallemizde duvar çalışmamız var. Ayın 20'sinden itibaren Aşıklı Mahallemizde tekrar genişletme ve beton yol çalışmamız devam edecek. Mahalle mahalle sayacak olursak ben ezberimde çünkü ben bizzat kendim başında olduğum evet. için yani bunun gecesi gündüzü yok. Biz kendimiz arazide olayı dakika dakika takip etmek durumundayız. Evet arkadaşlarımız, personelimiz bütün özverisiyle çalışıyor. Allah razı olsun. Ama gene de bazen böyle bir noktalar, nüanslar oluyor. Onu da işin başındaki insanların yakinen takip etmesi gerektiğine inananlardanım. O daha farklı bir bakış. Bugün Göksu Mahallesi'nde 6 kilometre beton yolu yaptık. Genişliği 8-9 metre. V kanallarıyla beraber. Bitirdik. Çok az bir bölümü kaldı. Kapılı Mahallemizde aynı şekilde 4,5 kilometre. Full, güzel, kaliteli. Betonu kaliteli, yolu kaliteli, yapımı kaliteli. Bitti. Devamı da olacak. Yani gene ilçe belediyemizin ve büyükşehirin imkanlarıyla ara yollara da gireceğiz. Gene dediğim gibi ayın 20'sinde Aşıklı Mahallesi'ndeyiz. Mollalı Mahallesi'nde hem genişletmemiz var şu anda hem yaptığımız beton uygulamalarımız var. Köklük Mahallesi'nde 3 kilometre beton döktük. Buradan da hemşerilerime bir müjde daha vermek istiyorum. 4,5 kilometrelik olan yani bizim sadece Köklük Mahallemizde ilk üvez yolumuzdan İkizce'deki Devecik yoluna kadar olan bölüm 4-4,5 kilometre bandında. Ve buradan 4 tane iniş var. Yani sadece bir mahallemizde 25-30 kilometre yol ağımız var. 40 kilometre yol ağımız var. Ve buna bahçe yolları, ara yolları dahil değil. Onlarla beraber daha fazla. Şimdi onun birini öyle ihaleye soktururuz. İhaleyle döktürüyoruz. Yani şimdi tekrar Akbaba Mahallemiz çok yakın bir zamanda. Yani bir hafta 10 gün içinde çalışmaları başlayacak. Beton yol meclisten de geçtiğimiz pazartesi günü meclisimiz vardı. Büyükşehir Meclisi'nden de kredisinin de onayı çıktı. Bunlar ciddi rakamlar. Yani bunların bir tanesi sezon savuşturacak projeler esasında. Ama biz tamamını inşallah henüz 1,5 seneyi devirdik. Allah'a çok şükürler olsun. Gürcek İçeribükü bandındaki Cemallı, Tekke, grup yolumuz şu anda genişletme ve açım çalışmaları devam ediyor son hızla. Evet. Akbaba aynı şekilde. Yani bütün mahallelerimizde buradan tek tek saymayayım ama Hacı Ali Mahallemizde ayrı bir bağlantı yolu açtık. Tekrardan heyelandan dolayı kapalı olan aylardır ulaşılamayan yolu inşallah ulaşıma açtık. Bugün de en üst reglajını falan yaptık. Bu yolların belli bir çökme, zemin sağlamlaştırma durumundan sonra da betonlaması olacak. Evet. Yani hedefimiz 200 kilometre beton. Dönemimizin içinde, 60 ayın içinde Allah nasip ederse 200 kilometre beton. Betonun çalışma olarak da şu avantajı var. Yani yerde çok ciddi kar yoksa ve hava çok eksi derecelerde olmadığı müddetçe yağarken de beton dökebiliyorsunuz. Evet. Güneşli havada zaten döküyorsunuz. Gece döküyorsunuz, gündüz dökebiliyorsunuz. Betonun da böyle bir avantajı var. Yani bizde iklim aramayan bir çalışma yöntemi. O yüzden en avantajlı olduğumuz yöntemlerden biri. Gene yayla yolumuz üzerinde sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor. Gerek yamalarıyla gerek üstüne tekrar serilecek olan koruyucu malzeme ile beraber. Orası da güzel bir. Bu büyükşehirin asfaltlaması mı başkanım yoksa karayollarıyla beraber yaptığınız bir çalışma? Şöyle ilk üvezden sonrası büyükşehirin yaylaya kadar hatta Akpınar'a kadar olan güzergah büyükşehir güzergahı. Çaybaşı'ndan hatta Cüri'den yani Ünye'den ilk öze kadar olan yolumuzda karayollarının evet. ağında bulunan bir yol. Tekrar buradan Çaybaşı merkezden İkizce'ye giden yolumuz Büyükşehir'in ağında. Çaybaşı'ndan Tekkiraz'a geçen yolumuz da karayolları ağında.
Orada da gene bir 1,5 kilometrelik kadar bir projemizde bir aksaklık oldu. Karayollarının tasarrufunda, güdümünde olan yolda bir aksaklık oldu. İnşallah 21 diyoruz artık. Yani karayolları bu saatten sonra ihale yapıp çıkıştırma şansı yok o kalan bölümü. O da 2021'in projesinde. Bugün bölge müdürü de tekrar lanse etti. Evet. Tabii bu ana yolumuzla alakalı da bir çalışmamız var. Ama bizde de şöyle bir prensip var. Henüz yapmadığımız veya projesini net olarak görmediğimiz, ihale edilmemiş çalışmayı şu çalışmadır diyemiyoruz. Öyle de bir yapımız var, öyle de bir halimiz, öyle de bir yöntemimiz var. Yapmış olduklarımızı inşallah sırayla saymaya çalışıyoruz. Yapacak olduklarımız da var, planladığımız var. Hatta projesi onaylanmış olan projelerimiz var. Yani onları da sırasıyla Cenab-ı Allah inşallah yapmayı nasip eder. Noksanlarımız var. Bu doka ve şelalelerle ilgili evet. Bir çalışmanız var herhalde başkanım. Bizim bilgili... Çaybaşı ilçemizin sınırlarının içinde bilinen büyük şelale olarak görülebilecek 9 tane şelalemiz var bizim. Sadece Saadet Değirmeni'nde 3 tane şelalemiz var büyük. Yani bunlar 30-40 metrelik devasa, daha da yüksek olan şelaleler. Kazangaya şelalemiz var, Cin Değirmeni şelalesi bizim toprak alanımızın içinde. Evet, İkizce'ye bizden konum olarak biraz daha yakın. Devecik yolu üzerinde. Bizde Rahman Değirmenimiz var, Cin Değirmenimiz var. Var. Yani böyle tarihi bağlarla birbirine bağlanacak projeler olduğu için biz bunu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı var biliyorsunuz. DOKA. Yani bu şelaleler, akarsular, tarihi eserleri biraz daha kombineli bir şekilde buralar üzerinden bizim bu konuyla alakalı ve şelalelerin tescillenmesiyle alakalı çalışmalarımız oldu. Tabii süreçler orada programlar 3 ayda bir gündeme geliyor. 3 evet. Ayda bir yenisine dahil ediliyor. 3 ayda bir proje onaylanıyor ama 8 tane vilayetin de içinde olduğu için DOKA evet. Dolayısıyla her ilin en fazla 2 veya 3 projesi gündeme alınıyor. Ödene vesairesi tarzında. Bizimki de bir tanesi onaylandı. Diğerleri de peyderpey peşi sıra onaylanacak. Hibelerden yararlanıyorsunuz. Tabii hibelerden de yararlanıyoruz. Tabii geçmiş dönemden kalan oralara da bir takım borçlarımız var. Onları da ödüyoruz. Bize yargıda tam bedava gelmese de yani bir bölümüyle onu da inşallah ilçenin hizmetlerine kazandırabilmek. Peki şelalelerin turizm açısından devreye girdiğinde Çaybaşı için büyük bir katkı sağlayacağı kesin. Şöyle reklam yapmamak için ismini vermiyorum ama bir operatör, yani GSM operatörü firmadan aldığım analiz raporunda 40 gün içinde Çaybaşı ilçesine 35 bin değişik insanın girdiği, değişik vatandaşımızın girdiğini tespit ettik. Diğer operatörleri de buna dahil edersek 50-55 bin kişi yapar. 13 bin de ilçede var. 65-70 bin bandını gören bir ilçe. Bu ilçenin 20-25 bini turist. Bu insanlar işte şelaleleri görmeye geliyor, yaylaları görmeye geliyor. Bir hava almaya geliyor. Yani bu sadece pandemiyle doğru orantılı da değil aslında. İnsanlarımızın artık deniz turizminden yayla turizmine evet. Kaçışı aslında özüne dönüşüyor. Özüne dönüş başladı. Yani bunu değerlendirmek lazım. Ben bunu Çaybaşı Belediye Başkanı olarak görevimin başından beri şöyle bir yöntemim var. Adam buraya, vatandaş buraya, hemşehrim buraya. Ya kardeşim ben şöyle bir bağ evi düşünüyorum. İki göz bir oda. Bir baraka düşünüyorum. Bir prefabrik yapmayı düşünüyorum. Belediye olarak bana engel olur musunuz? Bana mani olur musunuz? Aslında biz belediye olarak engel niye olalım? O da biliyor ki hukuken bir engeli var mı onu soruyor. Yani kanunlar ölçüsünde bakanlıkların verdiği haklar nedir onu soruyor. Biz onları mümkün olduğu kadar en minimizeye indirip, en askeriye indirip vatandaşa sirayet ettirmeden mümkün olduğunca kolay inşaat vesaire bölgesine yapabilsin. Şimdi görüyoruz, Ankara'ya gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, büyük şehirlerimize gidiyoruz. Bir hastanede acil bir işimiz var Ankara'da. Ben gözlerimle gördüm. Yani vatandaş o 20 kişilik asansörün düğmesine diziyle çökmeye çalışıyor. Evet. Oradan endişeli. Maalesef. Hastalık bulaşabilir mi? Korona olabilir miyim? Zaten hastane. Sıkıntılı bir pozisyon. Şimdi asansörün düğmesine dizinizle çökerseniz, arabanın kapısını ayağınızla açacaksanız bu nereye kadar sürdürülebilir? Evet. Gelecek köyüne, şırıl şırıl derenin yanına oturacak, bahçesine bir kuruluk yapacak, ev yapacak. Onu büyütecek o zamanla. O iki oda dediğini eve çevirecek.
Vatandaşın sonra aslında göç furyası Karadeniz'den bitti. Ordu şu anda göç alır bir vaziyete dönüştü. Ordu'da onlarca proje var. Onlarca proje insanımız için. Bu da şu demek. Yani biz 2014 yılında hatta 2013 yılında Ordu vilayetimiz büyükşehir olsun. Evet. Yani 1. Amatör Lig'den Süper Lig'e çıksın diye harıl harıl çalışmış bir kardeşinizim ben. O dönemin ilçe başkanıyım. Evet. Evet. Hemşehrilerimizi ziyaret ettik. İstanbul'un ilçelerinde, Ankara'nın ilçelerinde, Bursa'nın ilçelerinde, hatta İzmir'de, daha farklı yerlerde de. Samsun'da, şurada, burada. Bu konuda da yardımcı olan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Ordu'yu zorla 750 binin üstüne taşıdık. Evet. Bunu itiraf ediyoruz. Bu yalan değil. Evet, bizim ordulu olarak dışarıdaki nüfusumuz ordudan fazla. Evet. Bunu inkar etmiyoruz. Ama bunu orduya taşıma yöntemiyle 750 bini zor geçirdik. Şu anda böyle bir risk yok. Şu anda nüfusumuz 800 binleri zorladı. Bizim nüfusumuz Allah izin verirse çok kısa zaman içinde milyonu geçecek ordu olarak. Geri dönüş başladı. Tabii, geri dönüş doğal olarak başladı. Göç doğal olarak bitti. Artık bugün komşu ilçelerimizde, yani biz Ünye bizim duayen bir ilçemizdir. Ünye 1991 yılına kadar bağlı olduğumuz bir ilçe. Bugün organize sanayisi yapıldı, limanı yapılıyor. Fas'a da güzel şeyler yapılıyor. Ordu'ya da güzel şeyler yapılıyor. Bu nüfusumuzu artık bölgede istihdam edebilmek noktasında. Çaybaşı Belediyesi olarak biz ne yapıyoruz? Daha önce mavi aydınlatma olarak bildiğimiz, vatandaşımızın avize fabrikası olarak bildiği kurumu belediyemizin mülkiyetine aldık. Bunu belediyemizin mülkiyetine geçirdik. 4 katlı, 4000 metrekare, 7500 metrekarede bahçesiyle beraber belediyemizin hizmetine kazandırdık. Daha farklı tesislerde de böyle çalışmalarımız var. Atıl bir yer bırakmayacağız. Tadilatını yapacağız. Evet. Tadilatlarını yapıyoruz, yapacağız. Sanayi siteleriyle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz, yapacağız. Nihayete erdireceğiz ve o sanayi sitesi, küçük sanayi sitesi, belediye dükkanları olarak biz onu adlandıralım. Evet. O dükkanların devamına tekstil atölyelerini, deri işletmelerini vesaire vesaire yatırım yapabilecek hemşehrilerimizi 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi çalıştırabilecek firmaları buraya teşvik ediyoruz. Edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Görüşmelerimiz de var. Biraz da kurumsal firmalar üzerinden bu çalışmayı yapıyoruz. Yani fason firmalardan ziyade kurumsal firmalar üzerinden bu çalışmayı yapıyoruz ki yöre insanı, bölgem halkı, benim insanım bölgesinde kalsın. Yani geçen bir başka oturumda da bunu dile getirdim. Yani Rize'nin çayını biz topluyoruz. Rize'nin çayını çok ciddi oranda Çaybaşılılar bizim topluyor. Bizim bölge insanı evet, gidiyor. Evet. Çaybaşılılar topluyor. Yaracılık yöntemiyle gidiyor. 6 ay orada kalmak durumunda. Paya paya belki. Belki arada bir 10-15 gün geliyor gidiyor falan ama evet. Neticede orada olmak durumunda. İkinci memleketimiz Rize. Bölgem insanının %90'ı çay sektörünü biliyor. Çay işçiliğini biliyor. Çayın hakkını da veriyor. Yani öyle 100 liraya, 150 liraya falan yevmiye de değil. Çok dolgun bir yevmiye getirir şekilde çalışkan bölgemizin insanı. Yani gittiği işte çaysa çay, inşaat işi ise inşaat işi, kuyu temel vesaire. Gittiği işte en az 2 yevmiye alacak kadar da çalışkan bir bölgem var. Böyle bir insanımız var. Bu insanımızın çalışmasını bölgenin imkanlarıyla buradaki yatırımcıların da dolayısıyla bir pazar halinde görmeleri gerekir. Bir pazar halinde görmeleri gerekir. Buraya daha önce bir işletme açan müteşebbis bir arkadaşımız şunu dedi. Çaybaşı insanı gerçekten çok zeki. Yani çok fazla öyle tekstil bile ilk defa buraya geldiği zaman iğnenin en az kırıldığı yer diyordu burayı. En az kırıldığı. Yani insanlarımızın eli yatkın zaten. Eli zaten yatkın, zeki insanlar. Bunları bu bölgede istihdam edebilmek. Burada durdurabilmek. Bunu sosyal tesislerle zenginleştirmek. Bunu buradaki konutlarla, buradaki iş yerleriyle altını doldurabilmek. Belediye olarak bize düşen vazifeler bunlardan fazlası da var ama önceliğimiz bunlar. Burada sağlık yatırımlarını dizayn edebilmek, kontrol edebilmek. Tabii pandemi her sektörü vurduğu gibi biraz oradaki projelerimizi biraz erteledi. Ama peşini bırakmayacağız. Yatırımcı çay başına gelmek istediğinde şu anda her şey hazır mı? Şöyle sevgili Fidan, burada şu var. Burası özellikle tekstil sektöründe 6. derece destek alıyor. En yüksek desteği. Evet. Yani kalkınmada öncelikli. Bugün Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dükkanda yapacağınız vergisi, ödemesi, elektriği vesaire. Evet. Ne tarz bir destekleme alacaksanız benim Göksu'ya kuracağım tesis aynı oranda. Aynı oranda. Hiç farkı yok.
ve mesafe de yok. Evet. Malumunuz 20 kilometre. 15 dakika. Yani Anadolu'nun neresinde? Bugün kalkınmada öncelikli vilayetler, kendiliğinden kalkınmış vilayetlerde bile bugün siz Gebze'de yani ana yola 15 dakikada yer bulduğunuz zaman yolun içi sayılıyor. 15 evet. dakika. Burada da liman burayı desteklediği zaman karayolu zaten burayı 10 numara fevkalade. Bir de Niksar Akkuş yolu şimdi onun da evet. alakalı da karayollarımızın bir çalışması var. O yollar harekete geçtiği zaman bu bölgeler bir menba. Çalışan insan açısından da zengin bölge, çalışacak eleman açısından da zengin bölge, konum olarak da çok güzel. Yani biz de her türlü imkana biz belediye olarak zaten taahhüt ediyoruz. Yani adam vatandaş gelecek, benim şurada böyle bir arazi buldum, bu araziye de şöyle bir depo yapacağım. Ama yolu yok. Bir dakikalık iş. Hemen ne gerekiyorsa yoluyla alakalı, elektriğiyle alakalı, suyla alakalı biz destek vermeye peki, hazırız. Peki bu bağlamda şunu da sormak istiyorum başkanım. Mesela pandemiden dolayı biliyorsunuz insanlar artık biraz yayla turizmine yönelmeye başladı. Çaybaşı şu anda yayla turizmine hazır mı? Bununla ilgili yaptığınız veya yaptıracağınız herhangi bir yatırımlar var mı? Bu çok önemli. Bugün gene görüşmesinin bir tanesinin görüşmesini sağladığımız gerek Bayraktepe'ye hemen ilçe merkezine 300-500 metre pozisyonda biz bir tepemiz var. Dırfıl deriz biz oraya. Bayraktepe. Orada 15 tane bungalov, kır bahçesi vesaire bir kompleks halinde bir projemiz var. Onu son aşamasına kadar geldik. Evet. O inşallah neticelenecek. Nisan ayında da inşallah kazma vurulup kısa bir sürede de bitecek inşallah. Yaz sezonuna yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah. Orada bir projemiz var. Gene Kapaklıca dediğimiz eski radar üstü vardı. Amerikan radar üstü. Radar üstünün bulunduğu bir tepemiz var. Bu yolumuzun üzerinde ilk öze 1,5-2 kilometre bir mesafede evet. bizim de yakinen takip ettiğimiz bir projemiz. Oraya da benzeri bir proje yapacağız. Tabii A tipi, C tipi, B tipi mesele yerlerinde böyle sınırlandırmalar oluyor biliyorsunuz. Birine konaklı yapabiliyorsunuz, birine konaklamasız yapabiliyorsunuz. Bu şekilde biz gene DOKA marifetiyle de yapacağımız şelalelerin olduğu bölgelere de yeme, içme, evet. oturma, kalkma, hatta ikamet edebilme, yatıp kalkabilme mekanları planlıyoruz. Bunlar son aşamalarına gelmiş planlamalar. Yani evet. bunlar ya 1,5 sene önce de aynı şeyi söylüyorduk. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz aşamasında değil. Şöyle sadece ormandan izinlerinin 13-14 ayda geldiği projeler var. Sadece ormandan. Orman Bakanlığı'ndan, Tarım Orman Bakanlığı'ndan. Bu onaylar çok kolay çıkmıyor. Bunların farklı farklı isimlerini saymayacağım izinleri var. Orman arazisine yapıyorsunuz, taş mimari olarak yapabileceğiniz belli bir bölüm, betonarme yapabileceğiniz belli bir ağaç yapacağınız böyle böyle kıstasları olduğu için bunu bu dengede izinlerini de almak zaman aldığı için biraz gecikiyor bu projeler. Ama tabii ben siz çok fazla belki duymayacaksınız ama biz duyuyoruz. Şimdi Çaybaşı Belediyesi yoldan başka ne yapıyor? Allah razı olsun. En azından yol konusunda güven evet. tam. Yani yolu yapıyor. Hakkı alisi var anlamına gelir bu. O konuda o olumlu eleştirilere de biz teşekkür ediyoruz. Bu gençlik merkezi ya da gençlik okulu ile ilgili evet. engelli. Şimdi bizim İlköz mahallemizde bir şu anda engelli okulu olarak da 5 katı kullanılıp altında 2 katı henüz hizmete açılamamış Spor Toto üzerinden yani Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Spor Toto Genel Müdürlüğü üzerinden yapmış olduğu bir kompleks var. Evet. Bu kompleks tabii bitirilememişti. %85 tamamlanmış görünse de bile yani fiziki olarak %40-45'lerde tamamlanmış bir evet. kompleksti. Şimdi gene bakanlığımız üzerinden ihalesini de bakanlığın yaptığı tadilata soktuk. Yüzme havuzunu, spor kompleksini altında hemen fitness vesaire bayanlarımıza da hizmetini açacağımız bölüm. Dışarıda 2-3 tane kafeterya büyük, bir tanesi büyük, bir tanesi normal kafeterya, spor komplekslerinin hatta voleybol sahasının falan da içinde olduğu bir kompleksimiz var. Oranın ihalesini yaptırdık. Spor Bakanlığı üzerinden orası inşallah yakın zamanda tamamlanacak. Bölge halkımızın da hatta yani ilçem dışından da turist alabileceğini umduğumuz bir yatırım. İnşallah. Onu da takip ediyoruz. Onu da inşallah devreye soktuk. O
yani eli kulağındadır derdi eskilerimiz. Hani ezan okundu mu da yok hocanın eli kulağında. Eli kulağında olan projelerden o da bir tanesi. O da tamamlanacak hizmet inşallah. Hizmet binası ile ilgili düşüncemiz evet, belediye başkanım. Hizmet binamızla alakalı meclisimizden de yani ilçe belediye meclisimizden de yetkiyi aldık. İzni aldık. İhtiyaçtı. Kurucu belediye başkanımız Allah rahmet eylesin Talip Bayrak amcamızın yaptığı binada duruyoruz. Evet. Tabii o günün şartlarına göre fevkalade güzel bir bina idi. Evet. Ama bugün artık cevap vermiyor. Yetersiz. Mevcut bu binayı da yıkmak suretiyle arkada bir arsamız var. Orman Bakanlığı'ndan gene tahsis edilmiş bir arsamız var. Yaklaşık 600 metre. Yaklaşık derken aslında tam 600 metre de 600 metre burayı da ilave edeceğiz. Arka tarafta da eski hükümet konağımız var. Orayla alakalı da bir çalışmamız var. O çalışmayı da netleştirebilirsek yaklaşık 1400-1500 metrekarelik bir burası Çaybaşı'nın da suni teneffüs yaptığımız bir nokta. Park. Evet. Bu ağaçların gölgesinde Çaybaşı'na gelip de oturmayan çok azdır. Ve bu ağaçların gölgesinde görev yapanlardan bugün valiler var. Bugün il müdürleri var. Bugün milletvekilleri var. Bu evet. ağaçların gölgesinde hep oturup bu havayı soluyup, burada görev yapıp, burada dinlenip biz bereketli, uğurlu olduğuna inandığımız bir yer. Tabii ağaçlarımıza falan zarar vermiyoruz. Yani parkı daha da büyüteceğiz. Biz de programa gelmeden önce zaten evet. oturduk, arkadaşlarla çay içtik. İnşallah bu park bize doğru evet. gelir inşallah. İyi olacak. Bunun hemen işte mevcut belediye binamızın da arkasında bir düzenlekle beraber 4 kat yaklaşık 500 metrekare üzerinden 2000 metrekare kapalı alana sahip güzel bir meydanı olacak. Yani önünde güzel bir meydanın olacağı güzel projesinde çok teferruatıyla anlatmak istemiyorum. Güzel bir belediye binası olacak. Böyle hakikaten kendini de gösterir bir belediye binası olacak inşallah. Gene bu arada muhtemelen görselleri de yoktur arkadaşlarımız da. Çalıştığımız Sayın Kaymakamımız da yeni göreve başladı. Ben onu da tekrar tebrik ediyorum. Görevinin hayırlı uğurlu mübarek olmasını temenni ediyorum. Allah'ım utandırmasın. Beraber görev yapacağız. Bu ilçe adına gayretli bir arkadaşımız, yol arkadaşımız. Bir kaymakam lojmanımız yok. Yani iyi bir kaymakam konağımız. İnşallah şimdi yer tahsisiyle alakalı bir çalışmamız var. Onu da gerçekleştirdiğimiz zaman hızlı bir yöntemle bir de kaymakam lojmanı, konağı ilçemize kazandıracağız. Belediye hizmet binasını inşallah yapacağız. Gene ilk kez mahallemize bir itfaiye birimi büyükşehrimizin marifetiyle o da artık son aşamalara geldi. Evet. Sanayi siteleri iki tane planlıyoruz. Sosyal tesisler biz bir tanesini bitirdik zaten sosyal tesisin. Açtık, hizmete de sunduk. Hemen yeni camimiz bitme aşamasına geldi. Yani çok az bir şey var. Yılbaşında inşallah içinde ibadet edilebilir hale gelecek. Altında dükkanlarıyla falan da farklı bir çalışmamız var. İnşallah üstü de farklı bir yapıya büründü. Hemen onun yanında işte bahsettiğimiz sosyal tesis. Orayı açtık. Çalıştıracak müteşebbisimize de verdik. O çalışmaya başladı. Gene meydanda bulunan büyükşehrimiz üzerinde görünen bir parkımız var. O parkta da başka bir çalışmamız var. Gene kentsel dönüşümle alakalı ilçemizde bir takım tasarruflarımız var. Cephe giydirmeyle alakalı projemiz var. Son aşamaya geldi. O da onay mercine kadar ulaştı. İnşallah onaylandığı zaman yaklaşık 2 milyonluk bir yatırım. Hı. Vatandaşımızı da sürece dahil edeceğiz. Ama tamamını değil. Yani en cüzi bir şekilde vatandaşımıza kendi evini tadilat yapabilmek. Cephe giydirmek, boya, gerekirse çatı vesaire içinde dahil olacağı bir şey yapacağız. Bu şunun da önüne geçecek. Şu anda tabii binalarımız çok yeni yapma olmadığı için eskiden hep şöyle denirdi. Ya işte bir katını çevirelim de üstüne bir çatı matı dursun. Evet. Şimdi o duran katlar da devreye girecek. Dolayısıyla biraz da konut probleminin önüne geçilmiş olacak. Tabii yeni konut planlarımız da var. Özel teşebbüsten yaptırdığımız konutlarımız başladı. Bitim aşamasına gelen konutlar var. Elimizden geleni inşallah yapmayı planlıyoruz. İnşallah her üstünde muvaffak olursunuz başkanım. Ben bir şey daha soracağım. Yani ısrarla bunu sormak istiyorum. İlk kezde çöp sorunu vardı. Uzun süre kamuoyunda meşgul eden bir konu oldu.
vatandaş da büyükşehir karşı karşıya geldi. O süreçte zaten siz genelde bu konunun hep dışında kaldınız. Bunu nasıl başardınız ve çöp sorunuyla ilgili şu andaki konu ne durumda? Evet. Yani ilçemizdeki olumlu veya olumsuz bütün konuların aslında dışında kalmadık. Ama bir doğru var. Yani bunu söylemek lazım. Bunu hatırlatmak lazım. Hiç alakanızın olmadığı bir konuda bombardımana tutuluyorsunuz ya. Evet. Hiç yani bir art niyetiniz yok, attığınız bir imza yok, verdiğiniz bir izin yok, verdiğiniz bir onay yok ama bomba kucağınızda. Evet. Yıl 2012. Ben AK Parti'nin ilçe başkanıydım. 2012 yılında bizim de şerhimize rağmen, yapılmasın dememize rağmen o yatırım oraya yapıldı. Malum yerine yapıldı. Yapılmasın dediğimiz halde. Yani tecrübesizlik olabilir. Belki farklı biliniyor olabilir. Farklı bir yatırıma dönüşüleceği umut edilmiş olabilir ama bizim tasvip etmediğimiz bir şey. Yıl 2012 yılında yapıldı. 2017 yılında da arıtmasız bir şekilde faaliyete alınabilir hale geldi. Ama 2019 seçimleri beklendi ki seçim öncesi buraya bir çöp dökersek iyi olmaz. Ya kardeşim 2012 yılında yaptın. Bunu yaparken şeker fabrikası kurmadın buraya. Çöp fabrikası kurdun. Çöp tesisi kurdun. Evet. Yaptın. Aç. Yaptığın hizmeti bir an önce aç. Bunu yaparken ne kadar gururluysan açarken de o kadar gururlu olman lazım. Evet. Biz bu süreçlerin hepsini gördüğümüz için 2019'unda ilk başlarında açılmadı falan. O aşamada bir hazırlık süreçleri oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bir talimat verdi. Dedi Ünye ve Fas'ı da artık kapatıyoruz. Problemleri çözeceğiz. Evet, bir yanlış anlama oldu. Bir vatandaşımızın tahrik edilme hadisesi oldu. Niye yanlış anlama oldu? Kasım ayının 15'inde, bu yılın Kasım ayının 15'inde inşallah orası enerji üretir hale geldi. Kasım ayının 15'inde protokolleri imzaladı. Enerji üretecek. Ve bu enerji ilçe halkına sunulacak. Sadece YEDAŞ üzerinden 9 milyonluk enerji yatırımı yaptırdık. Bu enerji de buna takviye olduğu zaman ya bizim trafolarımız, elektriklerimiz kesilmeyecek. Evet. Bizim internetlerimiz fevkalade çekecek. Başka bir yerin değil. Bu hizmetler bu insanlara sunulmak için yapılmış olan hizmetler. Bu haline dönüştürüldü. Biz bunu da görüyorduk. Evet. Biz oradan çıkacak, arıtmadan çıkacak suyun %95 oranında içme suyu denginde olacağını biliyorduk, gördük. Gittik Bursa'daki fabrikayı, tesisi işledik, gördük. Vahşi atık depolama tesisi, bertaraf tesisi. Gittik yerlerinde gördük. Olacağı bu. Bu şekilde olacak. Buna da kalbimiz kanaat gelince şunu mu yapmamız lazım? Yani biz ne olursa olsun istemiyoruz. Hizmet de yapılsa istemiyoruz. Yol da yapılsa istemiyoruz. Altın da çıksa istemiyoruz. Gümüş de çıksa istemiyoruz. Elektrik de olsa istemiyoruz. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hepsini istiyoruz. Beni de insanlar seçerken böyle dediler. Geç koltuğa otur. Hiçbir şey yapmasan da otur. Ama öyle bir dünya yok. Evet. O öyledir. O atmosferle söylenmiş bir laftır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bundan sonrası oturmama yeridir bu makam. Oturma yeri değil. Evet, buradaki koltuklar 30 senelik. Kaplatılmış, oturuluyor. Yani Allah'a hamdolsun. Biz oturmaya gelmedik ki. Biz her gün arazideyiz zaten. Evet. Bizim oturmayacağız. Göreceğiz, yerinde göreceğiz. Ne yapılıyor, ne ediliyor, ne yapılmış. Velev ki 80-100 milyonluk bir yatırım. Bu yapılmış. Buna yapılırken müsaade etmeyeceksin. Buna yapılırken bu hassasiyetini göstereceksin. Sonra perdenin arkasına geçip de o perdenin arkasından bir hassasiyet gösterirsen bunu Hüseyin Semiz yemediği gibi benim kıymetli hemşehrilerim de yemez. Evet. İnsanlarımızın biz yoluna, suyuna, enerjisine, efendime söyleyeyim, bu ilçenin bir tık, iki tık, üç tık, üç level atlaması noktasında Hüseyin Semiz hamallığa talipti. Cenab-ı Allah nasip etti. Bu doğrultuda da devam edecek. Bunun şeyi yok. Yani moral bozulacak bir durumu yok. Bunu hizmete çevirebilmek var. Bunu yani artık bu iş yapılmaz dediğin her iş ticarette bile batmıştır. Böyle bir şey yok. Bu emanet yüklenilmiştir. Bunu en iyi bir şekilde nasıl götürülebilir? Evet. Ve hamdolsun yani gücümüz, kuvvetimiz, yaşımız, her şeyimiz buna müsait. Tecrübemiz de her gün bir şey öğreniyoruz. Belki 150 tane değişik konunun uzmanı haline dönüştük.
Her gün bir tecrübe alıyoruz ve bu emaneti en iyi yere taşımayla mükellefiz. Ben bunu söylüyorum. Allah nasip ederse biz 60 aylığına bu göreve seçildik. Evet. Kazasız belasız Cenab-ı Allah takdir eder, süreci tamamlayabilirsek inşallah 200 kilometre beton yolu bitirmeyi taahhüt ediyoruz beton olarak. Yardığımız, genişlettiğimiz o menfez yapıları, yani şöyle bir mantığımız yok ki ya işte 60'lık büzün olduğu yere koyalım bir 80'lik buz, zaten kimse görmüyor, üstüne dolduralım, öyle bir şey yok. Bizim yaptığımız menfezler tamamen bir sanat eseri mahiyetinde. Evet. Böyle efendim kulakları, boyutu, kalınlığı, yüksekliği, binlik baksın kaldıracağı derelere 1500'lük, 2000'lik menfezler yapıyoruz ki biz bu bölgede sel gene yaşayacağız. Allah'ın vermesin ama olacak. Bölgemizin artık değişen iklim koşullarıyla beraber anlık seller oluyor. Yani bir saat hava yağsa şekil değişiyor. Evet. Bu kontrolsüz bir hale dönüşüyor. Bereket versin. Allah'a hamdolsun can kaybımız olmuyor ama olmayacağı anlamına gelmez. Bizim bu tedbirleri almamız lazım. Dolayısıyla biz yaklaşık 20'nin üstünde menfez şu ana kadar yaptık. Bunda da hedefimiz 70. 70 tane menfez yapacağız. Allah nasip ederse. Gene büyükşehirin destekleriyle, gene ilçemin destekleriyle, beton uygulamasıyla, demiriyle beraber komple yapacağız. O görünmeyecek. O hizmet vasfıyla bile belki de anılmayacak. Evet. Önemli değil. Toprağın biz bu memlekete hep tarihimize dönüp bakıyoruz. Süleymaniye Camisi yapılalı 500 seneye geçmiş. Selimiye Camisi yapılalı 500 seneye geçmiş. Meriç'in üzerindeki köprü yapılalı 500 seneye geçmiş. Ecdadımız hiçbir zaman şu işi bir 20-30 senelik yapalım da ne olursa olsun dememiş. Niye? Evet. Biz bu medeniyet devam edecek. Payidar olacak kıyamete kadar. Evet. Biz olmasak Çaybaşı Belediyesi yine devam edecek. Biz bunu yaptığımız zaman bir defa yapalım. Bunun için gayret edelim. Yaptığımız işi düzgün yapalım. Yaptığımız işi az yapalım. Okkalı yapalım. Düzgün yapalımın gayretindeyiz. Allah razı olsun. Yani belki zamanımızı da çok bilmiyorum ne kadar kaldığını ama. Ben zaten son 5 dakikamıza girdik. Evet. Zaten ben en azından toparlayalım diyeceğim ve son 4 dakikayı size bırakacağım. Evet. Şöyle, şimdi tabii bu baş başa bağlı, baş padişaha bağlı diye bir terim var. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında dimdik durduğu müddetçe, Sayın Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'e, hakikaten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler Bey'e, Sayın Milletvekillerimize, il başkanımıza, çok değerli ilçe başkanımıza ve kıymetli ekibine, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, ittifakında ilçe başkanlarına, muhtar arkadaşlarımıza bu üstün gayretlerinden, bu programların tamamına dahil olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. En önemlisi değerli hemşehrilerime, bu çalışmalar az bir çalışma değil. Bu her gün böyle. Evet. 10, 12, 13 mahallede aynı gün, aynı yerde çalışma oluyor. Farklı noktalarda çalışma oluyor. Yollar kapalı olabiliyor, sular kesik olabiliyor. Efendim, farklı farklı başka bizden kaynaklanan aksaklıklar olabiliyor. Anlık bir yerlerde bir iş makinesi talebi oluyor. Bu hassasiyetlerine gerçekten bizi cidden vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı haklarını helal etsinler. Ama bu Çaybaşı için. Bazen kontrolsüz de oluyordur. Yani o mahallenin yolu o menfezi yaptıktan sonra aynı gün açılamıyor. Bir sonraki gün açılacağını umut ediyordur hemşehrilerimiz. Açılamıyor. Yani üstünden bir iki gün daha geçmesi lazım, kuruması lazım. Başka başka dengelerden dolayı da verdiğimiz rahatsızlıklar var. Biz hakikaten hemşehrilerimizin bu anlayışına çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsunlar. Bunlar benim değerli hemşehrilerim, adam arazisinin en değerli yerinden ne kadar lazımsa yola alın kullanın demiyor olsa, bu teveccühü göstermiyor olsa çivi çakamazsın. Evet. Allah razı olsun. Biz yani 26 mahallemizde de bu problemi yaşamıyoruz. Vatandaş şuna da kani olmuş, inanmış. Ya bunlar eğer bize bir zarar vermek için yapmayacaklarını anlamış. Bu hakikaten ihtiyaç olduğu için yapıldığını görmüş ve desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Allah razı olsun. Yani şurada parka bir inecek olsak 10 dakika oturmaya 2-3 saatte geri çıkamıyoruz. Burada hemşehrilerimize bu kapılar ardına kadar açık. Tabii pandeminin verdiği bir sıkıntı da var. Biz de çok insanlarımızla temas etmemeye, onların da bizimle çok fazla temas etmemesine birazcık tedbir almıyor değiliz.
almak durumundayız, alıyoruz. Onların da sağlığı için bu önemli. Onları da hakikaten tekrardan uyarmak istiyorum. Mesafeye, maskeye, temizliğe olabildiğinden biraz daha fazla riayet etmek lazım. Biraz daha alınan hıfzı suak kurul kararlarına da biraz daha fazla itaat etmek lazım. Yani inatlaşılacak bir konu değil. Konu sizin sağlığınız. Yani bizim en değer verdiğimiz şey sizin sağlığınız. Biz size, kılınıza gelecek olan zararı kendimize görmüş, gelmiş gibi görüyoruz. O yüzden bu hassasiyetimiz böyle. Bu konuda da göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ben ekranları başında tüm Çaybaşılı hemşehrilerimi, Ordulu hemşehrilerimi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı geceler temenni ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiniz. Fikirlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu akşam ağırladığınız için. Evet sevgili seyirciler, bu akşam TV A52 kanalından canlı yayında Çaybaşı Belediye Başkanımızı konuk ettik. Bundan sonraki programlarımızda diğer ilçe belediye başkanlarımızla buluşacağız. Bizi izlemeye devam edin.